Herkese merhaba. Bu videomuzda 2019 yılı burslu sınavına hazırlık için geçen yıl çıkmış olan matematik sorularını çözeceğiz. Birinci soru, Serkan satın aldığı televizyonu 375 TL'lik eşit taksitlerle ödüyor. Televizyonun fiyatı 3000 TL olduğuna göre Serkan televizyonu kaç taksitle satın almıştır? Taksit sayısını bulmak için arkadaşlar, televizyonun fiyatını bir ayda ödediği taksite böleriz. 3000 bölü 375, 8'dir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci soru, aşağıdaki ifadelerden hangisinin değeri negatif bir tam sayıdır? Arkadaşlar, soruyu çözmeden önce şu bilgileri bir hatırlayalım. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir. Şimdi bu bilgilere göre cevaplara bakalım. Eksi 5'in 4. kuvveti pozitiftir arkadaşlar. Eksi 3'ün 3. kuvveti negatiftir. Çünkü negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir. Eksi 1'in 6. kuvveti pozitiftir. Eksi 2'nin 5. kuvveti negatiftir. Fakat başında eksi olduğu için bu ifadeyi eksi ile çarpmamız gerekiyor. D şıkkında sonuç pozitiftir. Doğru cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıdaki sayı doğrusu noktalarla eşit aralıklara bölünmüştür. Bu sayı doğrusunda gösterilen L ve K noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıların toplamı kaçtır? Şimdi L noktasına bakalım arkadaşlar. L noktası 5 bölü 6'ya denk gelir. Çünkü burası 6 parçaya bölünmüş ve 5 parçası alınmış. K'ya bakalım. K noktasında bir tam 3 bölü 6 var. Bu da 9 bölü 6'ya denk gelir. 5 bölü 6 artı 9 bölü 6 14 bölü 6'dır. 14 bölü 6'yı 2 ile sadeleştirirsek sonuç 7 bölü 3'tür. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü soru. Toplama işlemine göre tersi eksi 2 bölü 3 olan sayı ile eksi 1 bölü 6 sayısının toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir kesrin toplama işlemine göre tersi onun zıt işaretlisidir. Eksi 2 bölü 3 sayısının toplama işlemine göre tersi artı 2 bölü 3'tür. 2 bölü 3'ü eksi 1 bölü 6 ile toplarsak burada payda eşitlememiz gerekiyor. Paydalar eşitlersek 2 bölü 3 4 bölü 6'dır. 4 bölü 6'yı eksi 1 bölü 6 ile toplarsak sonuç 3 bölü 6'dır. 3 bölü 6'yı 2 ile sadeleştirirsek sonucumuz 1 bölü 2'dir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Beşinci soru. Burada verilen sıralamada kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa sıralama yanlış olur. Şimdi arkadaşlar burada paydaları eşitlememiz gerekiyor. Paydaları 24'te eşitleriz. Sonuç 4 bölü 24 küçüktür. 3x bölü 24 küçüktür. 16 bölü 24'tür. Burada x yerine 6 yazamayız arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 6 yazarsak 6 kere 3 18 olur. 18 16'dan büyüktür. 6. soru. 168 litre zeytinyağının 2 bölü 7'si satılıyor. Geriye kalan yağ 3 bölü 2 litrelik boş şişelere doldurulacağına göre en az kaç şişe gerekir? İlk önce arkadaşlar satılan yağı bulalım. Satılan yağ 168 çarpı 2 bölü 7'den bulunur. 168 çarpı 2 bölü 7 48'dir. 48 litre yağ satılmış. Geriye 168 eksi 48'den 120 litre yağ kalmış. Geriye kalan yağ 3 bölü 2 litrelik şişelere doldurulacağına göre 120'yi 3 bölü 2'ye böleriz. Bölme işlemi yaparken birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpma işlemi yapılır. 120 çarpı 2 bölü 3 80'dir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 7. soru. Burada verilen işlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar işlemi yaparken ilk önce çarpma işlemini yaparız. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 2 bölü 12'dir. Bu işlemden sonra bu bölme işlemini yapmamız gerekiyor. Burada paydaları eşitlersek bu işlemin sonucu 2 bölü 12 artı 1 bölü 2 bölü 3'tür. Bu işlemin sonucu da 2 bölü 12 artı 3 bölü 2'dir. Burada paydaları eşitlersek 2 bölü 12 artı 18 bölü 12 işlemin sonucu
20 bölü 12'dir. 20 bölü 12'yi 4 ile sadeleştirirsek sonucumuz 5 bölü 3 çıkar. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru bir denklem sorusu. Burada denklemi yaparken arkadaşlar parantez içindeki her bir ifadeyi eksi 3 ile çarpmamız gerekiyor. Eksi 3 çarpı 2x eksi 6x'dir. Eksi 3 çarpı artı 1 eksi 3'tür. Artı x eşittir 2x artı 4. Burada bilinenleri bir tarafta, bilinmeyenleri bir tarafta toplayalım. Eksi 6x artı x, 2x eşitliğin diğer tarafına eksi 2x olarak geçer. Eşittir artı 4, eksi 3 eşitliğin diğer tarafına artı 3 olarak geçer. Bu işlemi yaparsak, eksi 7x eşittir artı 7'dir. Buradan x eşittir, eksi 1 çıkar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 9. soru. Yukarıda verilen teraziler dengededir. Buna göre bir terazinin kefelerinde aşağıdakilerden hangisindeki kütleler bulunursa terazi dengede olur. Şimdi arkadaşlar terazilere bakarsak bir kare, iki silindir, üç piramit, dört silindire denk geliyor. Buna göre arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkıdır. Burada bir kare, iki silindirdir. Yani birinci kefede dört tane silindir bulunur. Üç tane piramit de dört tane silindire denk gelir. A şıkkında teraziler dengededir. 10. soru. 4 kilogram armut 12 lira, 3 kilogram elma 6 liradır. Buna göre 1 kilogram armut ve 1 kilogram elma toplam kaç liradır? Şimdi arkadaşlar burada denklem kurmamız gerekiyor. 4 kilogram armut 12 lira ise 1 kilogram armut 3 liradır. 3 kilogram elma 6 lira ise 1 kilogram elma 2 liradır. 1 kilogram armut ve 1 kilogram elma toplam 5 lira yapar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 11. soru. Bir sokaktaki X tane binanın her birinde 24 daire vardır. Bu sokaktaki toplam daire sayısı Y olduğuna göre X ile Y arasındaki ilişkiyi gösteren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar sokakta X tane bina ve her binada 24 tane daire varsa sokaktaki daire sayısı Y olduğuna göre Y eşittir 24X'tir. Doğru cevabımız C şıkkı. Denklemi Y eşittir eksi 2X artı 4 olan doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bu tür sorularda arkadaşlar ilk önce X'e 0 verip Y'yi buluyoruz. X eşittir 0 için Y 4'tür. Sonra Y'ye 0 verip X'i buluyoruz. Y eşittir 0 için X eşittir 2'dir. Yani Y eşittir 4, X eşittir 2 olacak. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 13. soru. Bir ürünün etiket fiyatında %10 indirim yapılıyor ve ardından indirimli fiyat üzerinden %10 zam yapılıyor. Bu durumda ilk etiket fiyatı 200 TL olan bu ürünün son etiket fiyatı ilk etiket fiyatına göre nasıl bir değişim gösterir? Şimdi arkadaşlar ilk önce %10 indirimli fiyatı bulalım. Etiket fiyatı 200 TL olduğu için 200'ün %10 indirimli fiyatı 180 TL'dir. İndirimli fiyat üzerinden %10 zam yapıldığına göre 180 TL'nin %10 zamlı fiyatı 198 TL'dir. İlk fiyatına göre değişim 200-198'den 2 lira azalır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 14. soru. 36 sayısı 200 sayısının yüzde kaçıdır? Denklemi bu şekilde kurarız arkadaşlar. Burada denklemi çözersek 200'de 100'ü sadeleştirebiliriz. 200'de 100'ü 100'le sadeleştirirsek burada 2 kalır. Bu denklemi çözersek sonucumuz 18 çıkar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 15. soru. 12 kenarlı bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı dış açılarının ölçüleri toplamının kaç katıdır? Şimdi arkadaşlar bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı n eksi 2 çarpı 180'den bulunur. 12 eksi 2 çarpı 180'den iç açılar toplamı 1800 derecedir. Bir üçgenin dış açılar toplamı 360 derecedir. İç açılar toplamını dış açılar toplamına bölersek sonucumuz 5 çıkar. İç açılar toplamı dış açıların 5 katıdır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 16. soru. Yarıçapının uzunluğu 4 santim olan şekildeki 10 merkezli çemberde ABC yayının uzunluğu
10 santimetredir. Buna göre AOC kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar, çevre 2 pi r formülü ile bulunur. Pi yerine 3 yazdık. Yarıçapımız 4. Buradan çevre 24 santim çıkar. Şimdi burada denklem kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Dairenin çevresi 360 derecedir. 360 derece 24 santim ise 10 santim kaç derecedir? Orantımız doğru orantı. Bu orantıdan denklemi kurarsak x eşittir 360 çarpı 10 bölü 24'tür. 360 ile 24'ü sadeleştirebiliriz. 12 ile sadeleştirelim. 24 bölü 12 2'dir. 360 bölü 12 30'dur. Buradan x'i 150 derece olarak buluruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 17. soru. Yukarıdaki veri grubuna hangi sayı eklenirse veri grubunun aritmetik ortalaması değişmez. Aritmetik ortalamanın değişmesini istemiyorsak ilk önce aritmetik ortalamayı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu verilerin aritmetik ortalamasını bulmak için bütün verileri toplayıp veri sayısına bölüyoruz. Aritmetik ortalama buradan 12 çıkar. Bu veri grubuna 12'yi eklersek yeni veri grubunun aritmetik ortalaması değişmez arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 18. soru. Bir karışımdaki A maddesinin kütlesinin B maddesinin kütlesinin oranı 2 bölü 5'tir. Bu karışımda 180 gram A maddesi olduğuna göre kaç gram B maddesi vardır? Orantı sorusu arkadaşlar. A bölü B 2 bölü 5 olarak verilmiş bize. A 180 gram olduğuna göre B'nin kaç gram olduğu sorulmuş. Arkadaşlar B'yi 180 çarpı 5 bölü 2'den buluruz. Buradan B değeri 450 çıkar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 19. soru. Aşağıdaki grafikte bir mağazadaki koltuk sayılarının renklere göre dağılımı gösterilmiştir. Mağazada 720 koltuk bulunduğuna göre bu mağazadaki koltuk sayılarının renklere göre dağılımını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar hepsini teker teker bulalım. Kahverengi bulmak için bakın toplam mağazadaki toplam koltuk sayısı 720 tane. Kahverengiler 160 dereceyi almış. Toplam 360 derece olduğu için 720'yi 160 ile çarpıp 360'a bölüyorum. Lacivert sayısı 720 çarpı 70 bölü 360'dan bulunur. Lacivertler 140 tanedir. Beyaz sayısı 720 çarpı 90 bölü 360'dan bulunur. Beyaz koltuk sayısı 180 tanedir. Mor koltuk sayısı 720 çarpı 40 bölü 360'dan bulunur. Mor koltuk da 80 tanedir. Buna göre doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 20. soru. Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi şeklimize bakalım arkadaşlar. Burası ve burası dış ters açılardır. Şurası 130 derece. Şurası da 50 derecedir. Bakın arkadaşlar burası ve burası iç ters açılardır. Buna göre DC'nin AB'ye paralel olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 21. soru. Burada verilenlere göre KLMN'nin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar buranın alanını bulabilmek için bize yükseklik gerekir. Buradaki üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunur. 12 çarpı h bölü 2 60 santimetre kare olarak verilmiş bize. Buradan yüksekliği 10 santim olarak buluruz. Şimdi burada verilen yamuk, yamuğun alanı KL uzunluğuyla NM uzunluğunu toplarız. Yükseklikle çarpıp 2'ye böleriz. Buradan yamuğun alanı 85 santimetre kare olarak bulunur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 22. soru. Kareli kağıtta verilen yandaki şekil aşağıdakilerden hangisine eşittir? Buradaki şekil arkadaşlar C şıkkına eşittir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 23. soru. Kareli kağıt üzerinde verilen A noktasının D doğrusuna göre yansıması sonucu oluşan görüntüsü hangi nokta olur? A noktasının D doğrusuna göre yansıması L noktasıdır arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 24. soru. Kareli kağıt üzerinde verilen birinci şekle aşağıdakilerden hangisi uygulanarak ikinci şekil elde edilmiş olabilir? Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. D doğrusuna göre yansıma altındaki görüntüsü 5 birim aşağı ötelenirse ikinci şekil elde edilmiş olur. 25. soru. AB noktası
koordinat sisteminde dördüncü bölgede olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar, koordinat sisteminde birinci bölgede x ve y pozitiftir. İkinci bölgede x negatif, y pozitiftir. Üçüncü bölgede x ve y negatiftir. Dördüncü bölgede x pozitif, y negatiftir. Burada a x'tir, b de y'dir. Buna göre dördüncü bölgede a'nın b'den büyük olması gerekir. Doğru cevabımız a şıkkıdır. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadardı. Hepinize gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.